Merhaba arkadaşlar, Gezgin Kitaphane kanalıma hoş geldiniz. Bugün 100 milyon dolarlık bir evdeyiz. Urla'da yer alan bu 100 milyon dolarlık ev hem de bir müze. Bu müzede neler yok ki? Şövalyeler, antik Roma mermerleri, aklınıza gelebilecek antik şaheser bu evde. Şimdi Arkas'ın evini gezelim. Arkas Sanat Urla'ya hoş geldiniz. Gezgin Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı, fikirlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Haydi şimdi bu 100 milyon dolarlık evi ziyaret edelim. Fransız yazar André Gide'nin orijinal tablosu. Arkas Sanat Urla'ya gelmek ücretsiz. Sadece önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Ve şimdi sanatta en sevdiğim bölümdeyiz. Ben sanatı en çıplak ve en doğal haliyle seviyorum. Birinci bölüm 1850 ve 1950 yılları arasında Avrupalı ressamların resimlerinin sergilendiği bölüm. Şimdi üst kata çıkalım. XVI. Yüzyıldan kalma bir halı. Tanrılar Meclisi. Vallahi Uşak'ta büyüdüm ama ben böyle bir halı görmedim. 1730 yıllarda kalmış bir Uşak halısı. Ya bu kaç 20 metrekarelik bir halı. Bu ne zamandan kalmış? Bu da 16-17. Yüzyıl ya da 16-17. Yüzyıldan kalma bir halı. Hemen şurada yazıyordu. 17. yüzyıl. Altın Yalnız Kapalı Savaş Meyfeli. Pirinç. Altın ve çelikten yapılmış. Bir çift merasim topu. Papayı koruyan İsviçreli muhafızlar için yapılmış olan göğüs ve sırt zırhı. Ve bir şövalye zırhı ve kılıcı. Kapalı Savaş Meyfeli. Milano'da yaklaşık 1575 yılında yine çelik, altın ve pirinçten yapılmış. Marcus Antonius ve Kleopatra'nın muharebe savaşları. Yine 16. yüzyılda yapılmış bir halı.
Rönesans halılarından bahsettik. Şimdi de Rönesans tablolarına geçelim. ...1800'lerde yapılmış 3 pontluk bir İngiliz savaş gemisi topu. Halıya basmıyoruz yani halının. Gördüğünüz gibi naylon örtüyle konan yerlerinden görüyoruz. Bu halı da çünkü tarihi bir halı. Bunu ayaklarımızın altını seren Allah, o da takılıyor, herkes takılıyordu. Burayı bize seren Arkas ailesine teşekkür ederiz. Ve Kim Kalkan ve Burgunet başlıklı yazımızı İtalya 1575... ...1500'lerde yapılmış bir halı. Arkas ailesinin Uşak halılarına çok büyük bir ilgisi var. Yine bakın, burada da bir Uşak halısı görüyorsunuz. Bu çekmeceli aletin ne olduğunu tam anlayamadım. Bu da bir çift kapsül ateşlemeli tabanca. 120-130 yıllık mücevher kutusu. 1900'lerde yapılmış mızrak dövüşü heykeli. ...16. yüzyıl dönemine ait bir Avrupa halısı. Bir arbaletçi halısı ve bir de arbalet silahı. Hadi bakalım, şimdi onlara bakalım. Tam bir savaş müzesi gibi burası da. Avrupa'daki müzayedelerden, koleksiyonculardan alınmış 500-600 yıllık mızraklar. Ve bunların çoğu Avrupa'daki soylu ailelere, düklere aitti. Arkamda gördüğünüz sandalye de yine tarihi bir Avrupa sandalyesi ve bu sandalyeye oturmak yasak. Tahminimce bir 500-600 yıllık olduğunu düşünüyorum. Of, çok yorulduk. Oturmak biraz iyi gelecek bize. Bu halıyı 1 milyon dolara alamazsınız. Yani öyle bir halı. Basamazsınız ayağınızda bile. Kleopatra ve Sezar'ın tahta çıkışı. Sezar'ın önünde eğilen Kleopatra halısı. 1560'lı yıllarda elle dokunmuş. Kim bilir kaç yıl sürmüş bunu dokumak. İkinci kat gezimizi de tamamladık. Şimdi burada İtalyan bir sanatçı aileye yaptırılmış olan heykeller bölümüne geldik. Bunlar orijinal değil, içeridekiler orijinaldi. Gezimiz ikinci kattaki bu açık alan ile sona eriyor. Bundan sonrası arkamda gördüğünüz Arkas ailesi malikanesi olduğundan dolayı buradan daha fazla ilerleyemiyoruz ve gezimizi burada bitiriyoruz. Artık ailenin de bahçesine kadar ilerlemeyelim, girmeyelim. Gördüğünüz gibi Arkas ailesinin bahçesi sanat eserleriyle, heykellerle dolu. Buranın konumunu hemen açıklamalar kısmında da atacağım. Yeni çağa ait birçok mızrak, kılıç ve bunun yanında savaş miğferleri ve zırhlarını gördük. Çok büyük uşak halılarını da gördük. Gezgin Kitaphanı YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapıp fikirlerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Yeni gezilerimize görüşmek üzere, hoşça kalın.